Harita üstüne konuşalım. Bir tane yeni bir single application açalım. Şimdi harita ile çalışırken dikkat etmemiz gereken harita simülatörde doğru sonuçlar vermez GPS desteği gerektiği için. Onun için device üstünde test ediyor olmak gerekiyor. Simülatörün üzerinde spesifik lokasyon vermek gerekiyor Yani galiba. veri, o boyutta yapıyor ama yani GPS entegre bir şey olmuyor. Yoksa kendi verdiğin koordinat üzerine bir point eklediğin zaman gerçek koordinat üzerine ekler. Ha, Onda harita ile sıkıntı yok. çalışılmıyor. Bilmiyorum. Sıkıntı olduğunu. Şimdi bizim yapmamız gereken bir map kontrolümüz var. İki adımı var aslında şeyin, harita işlemlerinin. Birincisi harita ile alakalı işlemler. Point ekleme, yön tarifi, buna benzer şeyler. İkincisi koordinatlarla alakalı işlemler. Bunların her ikisi ayrı ayrı kütüphaneler içerisinde. İki tane ilgileneceğimiz kütüphane var. Birisi, fontumuzu büyütelim biraz. MapKit diye bir kütüphanemiz var. Bir de ForLocation diye bir kütüphane var. ForLocation. Ekrana eklediğimiz map kontrolü için bir IBAN adlete ihtiyacımız var. Bunun delegate'ini bağlayalım. Metotları tetiklemesi için. Delegate metotlarını, delegate protokolünü ekleyelim. Evet, aslında standart yapılması gereken işlemler bunlar. Yani. Yani bu map view olsun, table view olsun, mesela detail view var bir tane. Onda da hepsinde aynı şekilde delegate'lerini eklememiz gerekiyor, değil mi? Tabii. Onda da yani. Yani hiçbir şekilde table üzerinde yaptığın işlemleri handle edemezsin o zaman. Yani burada da işte bir point'e tıkladığın zaman veya bir point'in view'ini değiştirmek istediğin zaman falan bunların hepsi için bir Hepsinde delegate table metotları var. mantığı var yani. Hepsine table'a benzer. Yani delegate mimarisi Anladım. tüm Anladım. kontrolleri, neredeyse tüm kontrol için geçerli bir mimari. Şimdi şöyle gelelim kodumuza. Şu an bir harita aslında çalıştırdığımız zaman zaten eklenmiş oluyor. Sadece belli metotlarla bu özelliği nasıl geliştirebiliriz ona bakacağız. Map view show user location dediğin zaman kullanıcının lokasyonunu gösterir. O mavi bir dalgalarla genişleyen bir efekti var. Onunla. Şimdi şu an bizim ilgilenmemiz gereken şu. Ne yapmak istediğiz haritada? Bir lokasyona fokuslanmak istiyoruz. Bu kişinin user location'ı olabilir veya istediğin herhangi bir lokasyon olabilir. Bunu yaparken bir region oluşturuyorsun. Ona ait bir span parametresi var. Onunla da işte zoom level'ını belirliyorsun. Tamam. Şöyle şeyin adını unuttum. Map'i Ben bir şey soracağım. Eskiden Foursquare'in ve Google'ın kütüphanelerini kullanabiliyordu galiba Map'te. Şu an artık kullanamıyor mu? Öyle bir şeyler duymuştum ben. Şöyle mesela 4'te falan kullanıyordu en son galiba ama. Yani Google'ın Geo API'leri var. Onları soruyorsan onlar mı? Yani şöyle bir şey. Ben Map bitirme projemi yaparken Map'i kullandığımda bir sıkıntı yoktu ama daha sonradan iOS 5'e mi geçmişti? 6'ya yok 5'e Yani geçtiğinde map'i değişti. Google'ın evet map'i map'inden değişti. app'in kendi map'ine döndü ama zaten Evet. entegre Google kütüphaneleriyle yaptığım bir işlem yoktu. Sadece Google'ın Geo API'leri var. URL üzerinden Evet, çalışıyor. Ne
Sen bir koordinat veriyorsun, o koordinatın hangi ilde ilçede şey olduğunu yaptım, veriyor ben, sana. Şey bu, en yakındaki hastane ve eczane. Tamam, onlarda sıkıntı yok çünkü ya, harita ne olursa olsun sen Google üzerinden aldığın data bir hastane listesi için sana koordinatları dönüyor. Hı hı. Elinde koordinat olduğu sürece altta harita, yani temelde haritanın ne olduğunu çok kıymeti yok. Yine koordinat üzerinden işlem yapıyorsun. Aha. Problem yok yani. Aha. Zaten hastane listesini direkt alıp harita üzerine basan bir yapı değil o. Sen hastane listesini veren bir yapı o. URL üzerinden atıyorsun. Koordinatlarını işaretliyorum. Yani o point ekleme zaten koordinat üzerinden gerçekleştiği için çok sıkıntı olacak bir durum yok yani. Benzer bir şey var mı? Hani yakındaki bir şey bulsun. Bir tane coordinate region oluşturalım. Şöyle yapacağız. Meka coordinate bizden ne istiyor? Bir koordinat istiyor. Geolocation coordinate 2D diye coordinate içerisinde bir nesne var. Bu koordinat. Coordinate diyelim. Evet, kaç verelim koordinatları? 34.29. Şöyle bir şey verelim. Bir tane koordinat verdik. Bu koordinat için bir region oluşturacağız. Fakat şey istiyor benden, bir de span istiyor. Span'de zoom level'ı. Mega coordinate span make. Şu ne verelim? 0.1. Bu zoom seviyelerini istediğim boyutta ayarlayabilirsin. Onları birazcık yapacağın uygulamanın tipine göre şekillendirirsin. Sonra map view set region diyelim. Region'ımızı verelim. Bu yaptığımız işlemle bu koordinata kişinin zoom yapmasını sağlamış olacağız. Çalıştıralım bakalım ne yapıyor. Map kit'i eklemedik çünkü framework'e. Core location'da map kit'i ekliyor olmamız lazım. Core location. Ama enteresan çalıştırma toplamıyor. Çalışıyor.